Ya abi alışkın olmayınca ki neyse bir daha başlayalım. Next Vlog bugün Kuşadası Soğucak bölgesinde. Soğucak bölgesinde görülmeye değer muazzam işçilikte bir villaya geldik. Burada öncelikle kendisine teşekkür etmek istiyorum. Kuşadası'nın iş insanı, kendisi hatırı sayılır bir iş insanı. Birçok projede imza attı. Kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. Böyle bir villayı bize tanıtmamıza izin verdiği için çok sağ olun diyoruz. Bence yolla başlayalım mı? Bu muntazam villayı işçiliğiyle beraber anlattığımız kadar var mı? Hadi gösterelim. Havanın kötü olması bizleri etkilemiyor. Hava kapalı olsa da biz size içerik üretmeye çalışıyoruz Erkan'la beraber. Burada evlerimiz 300 ila 375 metrekare arsa payına sahip. Ama şöyle bir durum söz konusu. Evlerimizin taban oturumu 100 metrekare. Toplamda 3 kattan oluşuyor. 300 metrekare kullanımlı bir dev gibi villadan bahsedeceğiz size. Büyük aileler için gerçekten ideal bir ev. 5 oda 1 salon, hamamı, saunası, sinema salonu ve kapalı otoparkı bulunan muhteşem villayı hadi beraber tanıyalım. Biz projenin örnek dairesine geldik. İnşaatımız halen daha devam ediyor. Burada toplamda 9 adet konumumuz var. Ve birçok ev sahibi yaptığımız insanlar var. Onlarla da sizleri tanıştırırız. Dediğimiz gibi şu an evimiz köşe konumu olduğu için burada 400 metrekareye yakın arsa payımız var. En büyük bahçeli evimiz burası. Burada 5 oda 1 salon. Alt katta bir bakıcı odamız var. Hamam, sauna ve sinema odamız bulunuyor. Hemen burada sana göstermek istediğim bir veranda alanımız var. Emsallerinden gayet de büyüktür burası. Şimdi burada 30 metrekarelik bir veranda alanımız var. Veranda alanımızın istersek bu cephesini kapatıp buraya mutfak tarzında bir yer yapabiliyoruz. Çünkü her taraftan sağdan ve soldan şöyle evet görüntü amaçlı gösterir izleyicilerimize. Salıncağımızı koymuşuz. Burada 8 kişilik bir ahşap yemek masası koyulmuş. Hemen istersen gel böyle havuzumuzu gösterelim. 7x4, 28 metrekare özel yüzme havuzumuz var. Baktığın üzere evler tabandan, oturduğun yerden deniz manzarasına hakimdir. Bu evlerimizde full deniz manzarası var. Zaten sen eğer drone görüntülerinde bunu izleyicilerimize gösterirsen eğer yukarı taraflarda görülmeye değer muhteşem bir manzara var. Oturduğumuz yerden görüyoruz arkadaşlar. Üst kata çıktığımızda zaten full artı full manzaraya dönüyor. İstersen gel sen şöyle seninle beraber havuz etrafından bir de burada ikinci bahçe olarak adlandırdığımız salondan çıkış yapabileceğimiz dek teras alanımız var. Burada yandaki evle beraber bizi kesen şöyle güneş kırıcıları ve üstteki güneş kırıcılarımız var. Burada ahşap dek alan yapılmış ve bunun altı kapalı otopark. Birazdan aşağı ineceğiz ve size bu detaylı evdeki bütün her şeyi göstereceğiz. Bence içeri yavaş yavaş geçelim mi? Ben bayıldım eve. Tekrar söz veriyorum size bu ev eşyaları tamamen bittikten sonra tekrar size bir videosunu çekeceğim. İnşallah o zamana kadar kalırsa. Hadi geçelim. Evet. Olmazsa olmazımız sur kapımızı buraya yapmışlar. Dediğimiz gibi 100 metrekare oturum var. Şu an salon mutfağa geçtik. Salon mutfağı gösterelim izleyicilerimize. Burada iki tane ikili, bir tane tekli berjer ve burada etanol şöminemiz var. Şöyle üst tarafa da şöyle göster. Bu da şeydir, ahşap değildir, mermerdir ısıdan etkilenmemesi adına. Buraya da TV ünitelerini yapmışlar. TV televizyonumuzu da buraya yerleştirip çünkü neden dersen evlerin cephesi burası olduğu için şöyle baktığın üzere ben şu an mesela oturarak deniz manzarasına burada hakimim. Benim sana bahsettiğim istersek buradan da havuza çıkış yapabiliyoruz ama sana bahsettiğim şu teras alanına buradan da geçiş yapabiliyoruz. Doğramalarımızın hepsi birinci sınıf alüminyum doğrama. Şöyle sinekliklerimiz mevcut. Bir de komple alüminyum panjurlarımız mevcut. Bunu da gelmişken burada izleyicilerimize gösterelim. Normal Linea Rosto'nun ürünleri vardı ama bu daha da bir ağır. Bunun da markasını öğrenip sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Linea Rosto'dan bir tık daha ağır
bence birazcık daha etli geldi. Hemen buraya baktığın zaman 6 kişilik bir yemek masası koymuşlar. Yine kahvaltımızı falan yapmamız için burada bar sandalyesi tarzında uygulamalar yapılmış ama tabii yine aynı şekilde eğer daraltıyor derseniz bunu birazcık daha ufak çekip veya kenara alabiliriz. Buradan da yine aynı şekilde verandamıza çıkış yapabileceğimiz bir alanımız var. Şöyle veranda alanına normalde buradan da çıkış yapabiliyoruz ve havuz bölümüne. Denge takları ve motor dairelerimizin hepsi burada. Yine aynı fayanslarla kapalı. Dış cephede de komple püskürtme sıvamız ve ahşap dikmelerimiz var. İçeride de yine aynı böyle detaylar yapılmış mesela. Buraya nişler koyulmuş, ahşap nişler. Eğer bunları isterseniz, istemezseniz eğer bunları kaldırabilirsiniz. Size kalmış. Yani bu dizayn olarak. Ama şu dikmeler olsun, bu dizaynda eve bir ayrı hava katmış değil mi? Çünkü mutfakla aynı rengi göreceksiniz birazdan. VRF klima sistemimiz var. Yerden ısıtmamız var. Burada birçok detayımız var. Evet gel. Burada bayanların en çok sevdiği ada mutfak. Burada porselen tezgahımız var. Ürünlerin hepsi Siemens'in ürünleri. Yani şurada bir en ufak bir detay göstereceğim. Burada bile açtığın zaman ışıklandırmalar yansın. Böyle çelik tezgahlar olsun. Muazzam siyah ve beyaz burada dizayn yapılmış. Buraya da buzdolabı olarak da çift kapaklı bir buzdolabı koyarsınız diye daha büyük bir metrajda yer bırakılmış. Yine aynı şekilde burada ışıklandırmalı açılan şöyle çelik tezgahlarımız var. Ürünlerin hepsi birinci sınıftır. Şöyle göstermeni istediğim bolca depolama alanları. Ve şurada da ışıklandırmalı şöyle camlarımız var. Dizayna hayran kaldım. Üsttekiler de aynı şekilde. Komple gömme dolap gibi giydirme mutfak yapılmış. Birçok detayda düşünülmüş. Hemen şöyle geçelim seninle beraber alttaki odamıza. Bahsetmiştik 5 oda, 1 salon. Altta bir odamız var. Bir de en altta bir odamız daha var. Burada 16 metrekarelik bir odamız var. Yatak başlığımız, güzel bir 2 kişilik yatağımız. Şöyle gömme dolaplar yapılmış. Şöyle ahşap yukarıdakilerle beraber. Bunlar da ışıklandırmaları ve VRF burada da faal. Hemen şöyle leke kapımızı da gösterelim izleyicilerimize. En çok beğendiğim desen diye hep söylüyorum ya. Burada sadece ve sadece üst tarafta işte tuvaletlerde ve banyolarda koyulan camlar, birkaç eksikler var. Onlar halen de devam ediyor. Herkes çalışıyor. Şu an tabii kendilerinden izin istedik. Bir yarım saatle biz video çekeceğiz diye. Hemen girer girmez karşıda yanımızda bir portmantomuz var. Portmantomuz da yine istersen göster izleyicilerimize. Gayet büyük, 4 kapaklı ve komple ışıklandırmaları. Kapağını açtığımızda bütün ışıklandırmaları otomatik olarak yanıyor. Burası da ceketleri asabileceğimiz bir alan. Burada bile VRF'nin sistemleri yapılmış. Mutfakta var, salonda var, bütün odalarda, bütün hepsi düşünülmüş. Muazzam bir villa, 100 metrekare oturuyor. Toplamda 300 metrekare. Üst kata geçelim de alt katta çok güzel görüntüler var. Erkan hayran kaldı. Erkan. Burada şimdi 60'a 120 seramiklerle siyah bir görüntü. Yanında ahşap, altları ledlendirme yapmışlar. Mesela 4 basamak siyah burada. Neden? 4 tane basamak siyah. Burada 60'a 120 seramiklerle 4 tane geliyor yukarıya doğru. Aşağı doğru da devam ediyor. Birazdan bodrum katı ineceğiz. Bakın ufak bir detay ama atlamayın. Bunları kendileri atlamamışlar. Gayet de güzel düşünülmüşler. Her tarafta böyle nişler baktığın zaman. Ben hemen ufak odaya geçmek istiyorum. Ufak oda dediğimizde şöyle 30 metrekare girişten itibaren. Gel istersen kapımızı kapatalım. Sen odaya doğru geç. Evet. Burada yatak başlığımız yine aynı şekilde dizayn edilmiş. Buradaki ürünlerin hepsi muazzam. Birinci kalite. Hemen şurada evet göstermeni istediğim makyaj dolabımız var. İzleyicilerimiz eğer görüyorsa, grilik görmüyorsa Erkam senden ricam. Şu Fransız balkonumuz var. Burada şu manzarayı izleyicilerimize evet bir yaklaşarak göster. Alt tarafta da gösterdik ama. Ki bu evimiz örnek dairemiz. En aşağı tarafta kalan bir örnek daire. En basık yerde kalan örnek daire. Üst taraflarda hem kot farkından yükseliyor. Bir de arka sırada daha da yükseliyor. Toplamda 37 tane villamız var. 9 tane boş konumumuz var. Bu odamızın her odada banyo tuvaletimiz var. Bu odamızın banyo tuvaletini sen izleyicilerimize göster. Şuradaki dizaynları göster. Evet. Vitran ürünleri. Hepsi birinci sınıf ankastre. Mesela bu odanın da yine aynı şekilde şöyle 4 kapaklı. Pardon şuradan basmalı. Mıknatıslı. Şöyle ışıklandırmalı.
kendi görme dolabı burada mevcut. Evet, bunu da kapatalım. Şuradan çıkış yapalım seninle beraber. Burada bir ışıklandırma alanımız var. Eğer istersek buradan sarkıtabilize uzatabiliriz aşağı. Görüntü amaçlı değil, sadece ışık alması için alt tarafta karanlık olmasın diye. Çünkü burada cephe olarak o ev bize baktığı için hiçbir şekilde biz onun kötü görüntüsünü göremiyoruz. Biz onu göremiyoruz, o da bizi göremiyor. Hemen diğer odamıza geçiş yapalım. Gel Erkan. Burada yine güzel bir yatak başlığı. Çift kişilik bir yatak. Ben bu renge biliyorsun şu an soğan kabuğu renginde diyorlar bunun. Birazcık daha koyusu diyorlar. Gel istersen böyle. Evet, yine aynı. Şöyle gayet de büyük. Han kapağı gibi vallahi çok ağır. Dört kapaklı bir şöyle gömme dolabımız burada da mevcut. Yine aynı şekilde kendi banyo tuvaleti. Dediğim gibi buradaki camlar takılacak şu an. Sadece onları bekliyorlar. Artama, vitran ürünleri var. Hepsi birinci sınıf ürünler. Şimdi en güzel odaya geçeceğiz. Ebeveyn odamıza. Ebeveyn odamızda neler var? Şimdi kapımız buradan başlıyor. İzleyicilerimize söylemek istiyorum. Ben şu kapıyı şöyle göstermek istiyorum sana. Evet. Buradan kapımızı açıyoruz. Güzel de bir hol alanı gibi düşün. Burada baktığın üzere gel. 2 açık bırakıyorum. 3 4 gayet büyük. Ve derinlemesine de çok geniş. Onu da istiyorsan 6. kapaklarda gel çek arkam onu. Evet. Derinlemesine de gayet geniş yani. Ufacık bir yer değil. 6 kapaklı gayet de büyük mıknatıslı gömme dolabımız burada gizli şekilde duruyor. Hemen banyo tuvalete geçelim istersen. Burada güzel bir jacuzzi'miz var. Jacuzzi'de otururken gökyüzünü seyredebileceksiniz. Böyle bir cam, buraya cam düşünülmüş. Baktığın üzere gökyüzünü seyredebilirsin. Yani ışık da alabiliyor. Ve burada ya da cam yapmışlar. İstediğin gibi sen de manzarayı seyredebiliyorsun. Burada da manzaramız mevcut. Yine aynı şekilde buranın camı gelecek. Ürünlerine vitrinin, artemanın ve tuvaletimiz burada. Evet, kapımızı kapatıyoruz. Ebeveyn odamızın evet, muazzam manzarasına giriş yapmış bulunmaktayız. Güzel de bir yatak başlığı var. Yani bazı insanlar bu tarz şeyleri ağır bulabiliyor. Daha sporunu da seçebilirsiniz. Size kalmış. İlla bu dizayn değil. İstediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz evdeki detayları. Şurası mesela bak, o bir dizayn. Baktığın zaman bir görüntü ama oraya mesela VRF'nin klimasını oraya koymuşlar. Hemen şurayı da gösterelim izleyicilerimize. Şöyle kapısını kapatalım. Evet. Burada da şöyle makyaj dolaplarımız mevcut. Aynamızla beraber. Birçok detay düşünülmüş. Tekli berjer koyulmuş. Baktığın zaman sallamalı. Ve burada şey var. Bastığın zaman ayakları da kalkıyor. Gayet de güzel düşünülmüş. Hemen seninle beraber şöyle bir balkonumuza çıkış yapalım. Bu güzel görüntüyü izleyicilerimize gösterelim. Dediğimiz gibi AVM'lere çok yakınız. Denize 1200 metre uzaklıktayız. Ölçülmüş bunlar metreler. Ve metrekareler de aynı şekilde ölçülmüş. Denize 1200 metre uzaklıktayız. AVM'ye 3,5 kilometre uzaklıktayız. Long Beach plajına giriyoruz. Ve Muntazam Villa'nın asıl can alıcı yerine gidiyoruz. Bodrum kata inelim. Hadi. Burada yukarıya çıkarken bahsetmiştik. Hem ahşap dikmenin aşağı kadar devam ettiğini, led ışıklarımızı ve yukarıdaki dizaynın aynısının buraya kadar indiğini. 4 basamak siyah. Evet, burada altta bir odamız var. 5+1 olduğundan dolayı isterseniz bunu bakıcı olarak, odası olarak yapabilirsiniz. Size kalmış. Gayet de soğuktur. Yaz aylarında da burası soğuk olur. Burayı kendinize dinlenme odası da yapabilirsiniz. Bunu aldığınızda. Hemen burada makyaj dolabımız var. Burada da makyaj dolabı düşünülmüş. Yatak başlıkları düşünülmüş. Zaten burada da ebeveyn odası gibi. Banyo tuvaleti var. İstersen sen gir. Kapıyı kapatacağım. Şuradaki dolabı göstereceğim. Evet. Dön etrafında. Burada da iki kapaklı. Şöyle baktığınız üzere. Hemen bir gömme dolap yapılmış. Yani o da bence düşünülmüş. Nasıl? Onu da ben gördüm aynada. Olsun. Gözük. Abi seni zaten tanıyorlar ya. Gelir misin? Görün bir düşünün. Şimdi burada sayısını saymak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11 kapaklı bir depolama alanı var. Evet, gel. Abi, istersen hatta sen şöyle geç. Evet. Evet, bunların içlerini göster. Al. İzleyicilere
hani bayanların en çok beğendiği, sevdiği, wow dediği. Çünkü yukarıdaki şu gördüklerinizin hepsi yukarıya takılacak. Daha bitmedi. Alt tarafta birçok daha detaylar devam ediyor. Merdiven altında da şöyle göstermeni istediğim şöyle çamaşır makinesi ve kurutma makinesinin yeri var. Burası da dolap oluyor arkadaşlar. Ekstra baktığınız üzere. Bunların hepsi küf, herhangi bir şey değildir. Kaba sıva tarzında şöyle göster izleyicilerimize. Hepsi onların tekrar dizayn edilecek. Şurada da göstermeni istediğim elektrik panosunu yapıyorlar. Burada da yerden ısıtmamız mevcut. İstediğimiz gibi burada da hareket edebiliyoruz. İstersen hemen burada şöyle Türk havamıza geçelim. Burada aşağı yukarı 3 ya da 4 kişi oturup da hamam sefası yapabiliriz. Buradan çıkıp da hemen aynı kapının içinde saunamızı da kullanabiliriz. Saunamız da yani 2-3 kişilik burada. Ama sonuçta düşünülmüş ve kapısını kapattığımız zaman şöyle görüntümüzü de kimse görmüyor. Şimdi burası bodrum kat. Evet, Erkam'ın en çok beğendiği yere geliyoruz. Erkam kapat şöyle, hop. Gel. Gel abi. Nasıl? Ne diyorsun? Harika. Erkam'ın en beğendiği yer burası. Abi diyor ses izolasyonları bilmem neleri. Burası muazzam olmuş diyor. 6 kişilik yapmışlar. Yani bunu çoğaltabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Size kalmış. Hareketli hepsi buradan. Elektrikli olarak bunların hepsini. Type-C'leriniz, hoparlörleriniz hepinizin ayrı ayrı. Ve yansıtma eşliğinde burada bence güzel işler de çıkartabilirsin Erkan. Tam senlik bir yer aslında burası. Yarısını böyle kendi bilgisayarlarını koyacaksın. Kurgu diğer kurgu murgu bence. Kurgu yapan arkadaşlarımız da var çok. Kuşadası'nda birçok YouTuber arkadaşımız oldu. Onlara da buradan selam gönderiyoruz. İnşallah onlara da böyle bir nasip olur diye düşünüyorum. Şimdi dışarıdan hiçbir ses duymuyoruz tabii güvenlik barından dolayı. Hemen şöyle açtığım üzere. Burası da daha bitmedi. Buranın da komple betonu yapılıyor. Üst taraf karkas kapanıyor. Buraya da elektrikli panjur geliyor. Ve buradaki bütün her yer zaten burası şey tanıtım ofisimiz. O da kalktıktan sonra siteye tek giriş. Tek çıkışlar var. Sadece site haricinde kimse giriş yapamıyor. Burada da yine çelik kapı düşünülmüş. Baktığınız üzere otopark aracınızı koyup buradan da evinize giriş yapabiliyorsunuz. Bunun da altını size çizmek istiyorum. Dediğim gibi birçok detay var. Daha bitmeyen şeyler var. Onların hepsini finalde bittiğinde eğer burada evimiz kalırsa sizlere söz tekrar tanıtacağım. Finalleyelim mi yukarıda bir toparlayalım. Hadi geçelim. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ben hızlı bir şekilde telefonla beni arayıp Kuşadası'nın nimetlerinden yararlanmanızı istiyorum. Böyle bir villaya sahip olmak isterseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Nextblog ailesi olarak sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar.